Çimdikleme boşanma sebebi sayıldı. Mahkeme çimdikleme şikayetiyle açılan boşanma davasında davacıyı haklı buldu, çifti boşadı. Evet, şu anda eşimi cimcikleyebilir mesela. O beni cimcikliyor, ben de onu cimcikleyeceğim tabii ki ya. Eşini cimdikledi, yuvası yıkıldı. Çimdikleme boşanma nedeni olarak hukuk literatürüne girdi. Boşanma nedeni sayılabilir mi? Hayır, asla tabii ki de değil. Ama yani şöyle yani, bir şey var, cımdıklamak az kalsın. Sevgiden de kaynaklanabilir aslında. Yani cımcıklamak, yani insan eşini, sevdiğini böyle incitmeden cımcıklayabilir. Yani bu boşanmaya sebep olamaz. Derecesine göre değişebilir. Hani şunla, hani bir, ne bileyim, aynı olmayabilir yani. Değişir amaca göre ya da yapma şekline göre değişebilir. Bence sayılmaz. Şiddet mi ilişse tabii ki sayılabilir yani. Darp raporuna kadar gider. Dava konusu olay Afyonkarahisar'da yaşandı. Bir çocuk annesi kadın eşinin sürekli kol ve bacağını sıktığını ileri sürdü. Bu durumun zamanla şiddete dönüştüğünü ifade etti. Kadın hem ceza hem de boşanma davası açtı. Biz Türk halkı olarak yaparız böyle şöyle falan ama ciddi olarak yaptıysa kesinlikle boşanma sebebi. Kendi irademiz dışında olduğu için kabul edemeyiz yani. Haklı görüyorsun. Haklı tabii ki. Çünkü zaten kişi şiddete meyilliymiş. Odaya kapatmalar. Saçma bence. Onun için boşanırsa eğer. Boşanmak kolay mı bu kadar yani? Bence gerek yok. Koca kasten yaralama suçundan yargılandı. Ancak delil yetersizliğinden beraat etti. Boşanma davası da aynı gerekçeyle reddedildi. Bir seferliğine öylesine hani şaka manyetinde yapmışsa olmaz ya. Ama sürekli ise boşanma olur. Kadın dosyayı istinafa taşıdı. İstinaf mahkemesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Şiddetinin sabit olduğuna hükmetti, çiftin boşanmasına karar verdi. Konya Bölge Adliye Mahkemesi kıvırmayı yani cimciklemeyi boşanma nedeni saymıştır. Ayrıca maddi ve manevi tazminata hükmedilmiştir lehimize. Doğru yapmış mahkeme. Çünkü kadına şiddet artık Türkiye'de çok fazla. Üst mahkeme ayrıca çocuğun velayetinin anneye verilmesine hükmetti. Karar emsal niteliğinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.